Bu bölümde, inşaat işleri devam ederken kör kasa takılarak oluşturulan kapı boşluğuna, kapı montajının yapılışını öğreneceğiz. Pervazı çakılmış ve boyanmış kapı kasasını, kapı boşluğuna pervaz antre tarafında ve duvara yapışacak şekilde yerleştiriniz. Kasayı yan kayıtları üzerinden kama yardımı ile devrilmeyecek şekilde sıkıştırınız. Menteşe takılı kasa kayıtının dikliğini şakül ile kontrol ederek dikliğini sağlayın. İç kısma geçerek kapı çalışma boşluğunu, yanlardan ve üstten aynı ölçülerde olacak şekilde kasa kayıtı ile duvar arasına kamalar yerleştirerek ayarlayınız. Son kontroller yapıldıktan sonra poliüretan köpüğün şişmesi esnasında, kasanın içeri doğru esneyip iç ölçünün daralmaması için, kasa alt ve orta kısmına gelecek şekilde kasa arası sıkıştırma aparatını, takarak kasayı, duvara doğru çalışma boşluğu ölçüsünü değiştirmeden sıkıştırınız. Sıkıştırma aparatı yerine, kasa iç ölçüsüne göre hazırlanmış, 5'e 5 cm kesit, ölçülerindeki ahşap parçalar kullanabilirsiniz. Çalışma boşlukları ve peşlik kontrolü yapıldıktan sonra kasa, duvar arası boşluğa poliüretan köpüğünün şişeceğini de düşünerek yeterli miktarda boşaltınız. Poliüretan köpük, şişme oranı üretici firmalara göre değişiklik gösterdiğinden boşaltılacak köpük miktarı, kullanıcı tarafından kullandığı malzemeye göre tecrübeyle belirlenir. Köpüğün sertleşmesi 2-3 saatten fazla zaman alacağından tüm kasaların sabitlenmesi tamamlanmalıdır. Bu zaman içinde kapıları kontrol ederek sıkıştırma aparatı yardımı ile çalışma boşluğunun istediğiniz ölçüde kalmasını sağlayınız. Pervazları çakma, kapı kasalarının iki yanına ve üst çevresinde, duvar ile kasa arasında genleşme farkından doğacak hataları gizlemek için, 7'ye 1,2 cm kesitinde, isteğe göre hazırlanmış veya hazır olarak temin edilmiş pervazlar, kasa üzerine dörtlük tel çivi ile çakılır. Yalnız pervaz çakma işlemi, kasa yan duvarlarındaki sıva işlemi tamamlandıktan sonra yapılır. Bu bölümde, V şeklinde tırnaklı hazırlanan ayarlı pervazları, kasa üzerindeki kinişlere takarak montajını yapacağız. Bu pervazlar, değişen duvar kalınlıklarının ortaya çıkardığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için tasarlanıp üretilmiştir. Montaj kolaylığı açısından da tercih edilmektedir. D pervazlar ile pervaz montajında kullanacağınız silikon, tokmak, testere ve kıl fırçayı montaj alanına getiriniz. Kasa ve duvar yüzeyi dışına taşan kama ve poliüretan köpük fazlalıklarını testere ile keserek atınız. Pervaz alanındaki toz ve diğer atıkları kıl fırça ile temizleyiniz. Atölyede boyu 45 derece açılı kesilerek hazırlanmış üst pervazın iç yüzeyi ile kasa yüzeyindeki pervaz kinişine silikon sürünüz. Silikon sürülmüş üst pervazı, kasa üst kayıtındaki kinişe sağdan soldan ortalayarak takınız. Pervaz, duvar yüzeyine yapışana kadar pervaz tırnağı üstüne denk gelecek şekilde plastik tokmak ile hafif darbeler uygulayınız. Sağ ve sol pervaz boylarının ölçülerini kontrol ederek varsa fazlalıklarını ince dişli testere ile kesiniz. Pervazların 45 derecelik köşe açılarının açık kalmamasına dikkat ediniz. Açıklık var ise yan pervazı, yukarı kaldırarak açıklığı kapatınız. Kasa kayıtı ve pervazın zeminle temas ettiği bölümden su alıp bozulmaması için bu alanı kıl fırça ve bez ile toz ve nemden arındırarak silikon ile su yalıtımını sağlayınız. Silindir gövdeli kilidin takılması işlem basamakları. Atölyede yeri hazırlanmış boya işleri için takılmamış silindir gövdeli kilit ile monte etme araçlarını montaj alanına getiriniz.
silindir gövdeli kilidi alarak ambalajında bulunan kol sökme anahtarını, kilit üzerindeki yerine sokarak kol ve aynaları yerinden çıkarınız. Kilit dilini alarak kapı çalışma yönüne göre yuvasına yerleştirip vidanın tamamını sıkmadan tutturunuz. Silindir gövdeli kilidin anahtar kısmı antre tarafında kalacak şekilde, kilit dilini silindir gövdedeki yuvasından geçirerek kanattaki yuvasına takınız. Kilit sabitleyici flaşını, kendi vidaları ile kilit üzerindeki yerlerine vidalayınız. Sırayla ayna ve kolu yerine takıp kol tırnağının yerine oturmasını sağlayınız. Kilidin çalışmasını kontrol ederek kilit dil vidalarını sıkınız. Kapı kanadını, kapalı duruma getirerek dilin kasadaki yerini işaretleyiniz. Kilit karşılığını, markalanan yere dayayarak dil yuvası ve vida deliklerini markalayınız. Iskarpela ile tekniğine uygun dil yuvasını boşaltıp vida kılavuz deliğini deliniz. Kilit karşılığını yerine vidalayınız. Kapıyı açıp kapatarak kilitleme sistemi kontrolünü yapınız. Kapı contası ile conta kesmede kullandığınız falçatayı montaj alanına getiriniz. Lastik conta boylarını ölçerek ahşap malzeme üzerinde köşe birleşim yerlerini 45 derece açıda kesiniz. Lastik contaları, kasa üzerindeki yerlere aşağıdaki gibi takınız.